özellikle CHP'nin HDP'le olan ilişkisinin parti tabanında olumsuz etkilere neden olduğu yönünde yanıtlar vermişlerdi. Bu aşamada yine parti içerisinde olumsuz yönde ittifakın devam etmemesi yönünde hem il başkanlarının hem de A takımının, Meral Akşener'in A takımının olumsuz yönde anladım. Tepkiler Fevzi Özgür Altın basın açıklaması da başladı, hemen dinleyelim. Tamam, teşekkürler. Unutulmamalıdır ki zafere giden yolda her yol mübah anlayışına bir karşı duruştur Cesurlar Hareketi. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza, milletimizin üçüncü bir yola, bir alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak, yani genel başkanımızın ifade ettiği gibi, özü başımıza gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet etme sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Kısaca bir iki soru alayım hemen. Sözcü Televizyonu Aslı Kurtuluş Mutlu. Genel İdare Kurulu toplantısında peki büyük şehirler için ayrıca bir görüş bildirildi mi? Bir de çok söyleniyor, şu anda da konuşuluyor, işte rakamlar telaffuz ediliyor. Oy birliğiyle mi alındı, yoksa kaç kişi evet dedi, kaç kişi hayır dedi? Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Arkadaşlar, karar oy çokluğuyla alındı. Ve bu kararın bir özelliği var. Getirilen bir teklif Genel Başkanımız tarafından Genel İdare Kurulumuza yansıtıldı, değerlendirilmek üzere getirildi. Orada da bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı. Tartışmaya o anlamda kapalı. Başka? Evet, Fırat Bey. Efendim, bir önceki aldığınız karardaki işbirliği isteyenlerin sayısına göre bugünkü işbirliği isteyenlerin sayısında bir artış var sanırım. Bunu nasıl yorumladınız ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, burada bir matematiksel çoğunluk veya azınlık üzerinden gitmemek gerekiyor. Bildiğiniz gibi yetkili kurullar bu kararları aldığında bütünsel bir karar olarak bir partiyi temsilen onun görüşünü tayin edecek şekilde alıyor. Ve şunun da altını çizmek istiyorum. Bütün genel idare kurulu üyelerimiz bütün görüşlerini beyan ederken şunun hususunu altını çizdiler. Karar ne olursa olsun hepimiz partimizin alacağı bu kararın arkasında duracağız. Ve inşallah 2024 seçimlerinde İYİ Parti'mizi o milletimizin arzu ettiği alternatif siyaset yolculuğuna doğru taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.